Maşallah, ne kadar büyümüşsün sen böyle. Gel. Siz babamı tanıyor musunuz? Tanımak ne demek? Can ciğer arkadaşız biz. Ama uzun zamandır görüşemiyoruz. Bunun için ben senin babana bir sürpriz hediye göndermek istiyorum. Ama annenin haberi olmasın. Bana yardım eder misin? Baban sevinecek mi? Çok, çok sevinecek. Tamam, o zaman yardım ederim. Aferin. Al bakalım. Bu mu sürpriz? Bu. İçinde ne var? Sevgi. Babana olan sevgim var, dostluğum var. Sevgi zarfa koyulmaz ki. Benim sihirli güçlerim var. Ben koyarım. Ama annenin haberi olmasın. Haberi olmasın ki sürpriz bozulmasın. Tamam mı? Tamam. Peki şimdi sana önemli bir soru. Pamuk şekeri sever misin? Evet. Ben de. Haydi gel. Sevindin mi baba? Senin çok eski arkadaşınmış. Sevmez olur muyum kızım? Ama bak isim misim bir şey yazmamış bu adam. Benim de çok arkadaşım var ya hani. Nasıl bir şeye benziyordu bu adam hatırlıyor musun? Hani uzun muydu, kısa mıydı? Böyle toplu muydu, sarışın mıydı, kumral mıydı? Tipi nasıldı? Bilmem. Büyük bir adamdı işte. Ama benim çok arkadaşım var. Yani büyükten kastın yaş olarak mı yoksa uzun boylu muydu, nasıldı? Boyu uzundu. Tamam. Başka ne hatırlıyorsun? Başka... Sıcak çikolata hazır. Koyun cebine koy. Aa, çıkmışsın yataktan. Ne kaynatıyorsunuz bakayım baba kız? Hiç. Kızım bu akşam da annen anlatsın tamam mı masalı? Ama baba artık sen hiç anlatmıyorsun. Haklısın ama şey yap, sen defterine yaz borçlarımı. Ben bütün masalları aynı anda anlatacağım tamam mı söz? Tamam. Hadi gel buraya. Küçük tavşan hadi yatağa. Hadi bakayım. Gir bakalım. Rasim abi. Acil bir durum. Şimdi sana bir AVM'nin konumunu atacağım. Oranın güvenlik kamerasının görüntüleri lazım bana. Bulabilir misin? Evet acil. Atıyorum şimdi konumunu atıyorum. Nesibe abla. Ay Gökçe. Ödümü koparttın. Yüreğime iniyordu kızım. Otursana hadi. Ev babamlar yok mu? Onlar Yasemin Hanım'la birlikte Riva'da kalacaklarmış bu gece. Riva mı? Hı. Ne alaka bu ovada ya? Ya ne bileyim ben. Otur kızım otur. Aman iyi olmuş zaten. Çok yüzlerini görmek istemiyordum. Nesibe abla sen de oturur musun benimle? Lütfen ne olur. Tamam peki. Oh şundan alayım. Çok güzel gözüküyor. En sevdiğin şeyleri yaptım sana bak. Bundan da. Ay. Bunu çok seversin. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hop. Ver. Nesibe abla yeni komşularınızla tanıştın mı? Şu Fedai ile mi? Karısını soruyorum aslında. Yok. Onunla daha tanışamadık. Şöyle bir uzaktan gördüm yalnızca. Niye sordun? Az önce kavga ediyorlardı da. Kim? Adem'le karısı işte. Araları limoni miymiş? Öyle gözüküyor. Bence sen istersen daha fazlasını öğrenirsin. Dün bir, bugün iki kızım. Biraz zaman ver. Ben her bir şeyleri öğrenirim. Sen hiç merak etme olur. Süpersin. Etin pişmiştir. Getireyim ben. Tamam. Gökçe. Hı. Ya bir şey soracağım. Doğru mu? Yani yine tehdit alıyorlar mı hakikaten?
Babam yerin kulağı var dedi, o yüzden. Yani en iyi sen biliyorsun beni. O kadını günahım kadar sevmiyorum. Ama yine de kötü bir şey olsun istemiyorum. Yok ya. Bir şey olmaz. Annem kadar savunmasız değil o. Bodyguard'ı korur onu, merak etme. Ben getireyim eti. Ah bak, şu brokolilerden de ye, çok güzel. Tamam tamam, alırım. İstediğin görüntülere baktım. Ama belli ki adam çok profesyonel. Hiç iz bırakmamış. Yapma ya. Yeni evin, yeni işin, yeni hayatın hayırlı olsun diyecektim. Ama anlaşılan öyle olmadı. Öyle durmuyor, haklısın. Beni nasıl ikna ettiler bu işe bilmiyorum da işte. Al bak abi. Bu herifler senden korkmuşlar. Bu mektupta korku var. İyi de Rasim abi, ben şimdi gitsem yerime başka biri geçmeyecek mi? Bu adam karısına başka bir koruma tutmayacak mı? Tutacak. Ellerine ne geçecek beni gönderdiklerinde? Yerine gelecek adam bakalım senin gibi biri mi? Bu tipler adamına göre tavır alırlar. Senin parayla satın alınamayacağını biliyorlar ki bu topa hiç girmiyorlar. Böyle tehdide mehdide başvuruyorlar. Abi beni tehditle falan korkutamazlar. Ece'ye bulaşmayacaklardı. Aileme falan bulaşmayacaklardı. Ya orası doğru. Yanlış kayaya çarptılar. Ece'ye yanaştılar ya. Yemin ederim pişman edeceğim onlara. İstersen Ece'yi birkaç gün okula ben götüreyim. Yani emekli adamım, işim yok, gücüm yok. Ha? Hem torunuma fedailik etmek de hoşuma gider. Sana da iyice mahcup oluyoruz ya. Vallahi Hızır gibi yetişiyorsun. Ya söyleme böyle şeyler. Tabii ki yetişeceğim. Sen benim oğlum sayılırsın. Eyvallah. Hakkını ödeyemem abi. Evde bir haber var mı? Hani bir köstebekten falan söz etmiştin. Hanımefendiden vakit kalmıyor ki köstebek avına çıkalım. Bu kadında bir tuhaflık var da çözemedim. Dans edelim mi? Yasemin, sen beni hala seviyor musun?